Bunun için Galatasaray B planını devreye soktu diye bir e, bir zaten e, biliyorsun Avusturya kampında basınla sohbette Erdem Timur'un e, açıklamaları vardı. İcardi kadromuzda tutsak bile biz farklı e, özellikleri olan bir e, forvet transfer edeceğiz demişti. Aslında o zaman herkes elemeler e, başlıyor çünkü. Evet, e, Alex e, elemeleri kurtaracak elinde İcardi e, şey e, Mertens'in var, Zaniolo'nun var, Barış Alper'in var elemelerde çünkü seri başlısın sıklet olarak senin altında takımlarla oynayacaksın. Oralara geçersin ama e, Alexis Alex Sanchez konusunda e, müthiş bir e, Galatasaray'ın girişimi vardı. Geçen yıl olmadı biliyorsun. Arda Turan'da e, çıktı dedi ki e, transferini transfer olamayışına çok üzüldüm. En çok arzuladığım transferlerden biriydi. Çünkü Erdem Timur yemek yedikten sonra o teklifi yapıyor o, o dönemde Alex Sanchez'e ve bu transferde Arda Turan'ı görevlendirilmişlerdi. Olmamıştı. E, Marsilya'yı tercih etmişti. Marsilya'dan e, sözleşmesi bittikten sonra Haziran ayında e, Marsilya şu ikilemi yaşadı. E, i̇yi bir sezon geçirdi. Acaba daha iyisini alır mıyız? Alex Sanchez'i tutsak mı diye e, ikilemde kaldı. Ama e, Marsilya e, Başkanı Pablo Longarida e, bugün e, şu açıklamayı yapmış. Ee, Alex Sanchez'i tutmak istiyoruz. Çünkü bize çok şey kattı. Tüm müsabakalarda lider lider oldu. Menajeriyle konuşuyoruz. Ona bu sezon sahip olduğundan daha iyi bir sözleşme teklif ediyoruz demiş. Yani e, Alex Sanchez olmayacak gibi ama bir diğer isim daha var. E, Romelu Lukaku. E, geçen yıl Inter'deydi. Inter'de e, Inter devam etmiyor. Chelsea'ye döndü. Chelsea'de ee, onu kadrosunda düşünmüyor. 2026'da sözleşmesi bitiyor. Galatasaray'ın e, kiralama düşüncesi var. Hatta e, Galatasaray geçen hafta Antalya'da şampiyonluk kutlamaların kutlamaları yaptı derneklerle birlikte. O kutlamalar sırasında Romelu Lukaku'nun da e, Belek'te tatil yaptığını öğreniyorlar e, ve e, Belek'te Lukaku'nun kaldığı otel'e gidip. E, Lukaku ile bir görüşme yapıyor e, Galatasaray'ın profesyonelleri. Teklifte bulunuyorlar. E, Türkiye'ye işte e, gel, gelmesi konusunda Galatasaray'a, İstanbul'u güzel bir sunum yapıyorlar. E, ve oyuncu şu anda dediğimiz gibi düşünüyor. Ama Chelsea'de geç, şu bir gerçek Inter'de de Chelsea'de de oynamayacak oyuncu. E, Chelsea çünkü kadrosunda düşünmüyor. Galatasaray'da e, burada oyuncuyu ikna ettikten sonra Chelsea ile bir görüşme yapacak. Çünkü Okan Buruk şunu söylemişti hatırla. O e, 15 ya da 20 gün önce şunu söyledi. Chelsea'den alacağımız oyuncular olacak. Chelsea'de görüştüğümüz ve bizim işimize yarayacak kadromuzda e, düşünebileceğimiz oyuncular var. Görüşüyoruz demişti. Yani bunlardan e, birinin lukak olduğunu düşünüyorum. E, menajeri de İstanbul'a gelmiş bu arada. Onu da söyleyelim. Menajeri şu anda, Lukaku'nun menajeri de İstanbul'daymış. Sebastian Ladure. İstanbul'a gelmiş. E, işte Galatasaraylı yöneticilerle bu görüşmenin, Belek'teki görüşmenin ikinci ayağı olacak. Oyuncu ne alırsa e, zaten e, Chelsea ayağında halleder Galatasaray. Kariyerinde 600 maça çıkmış hocam. 30 yaşında 600 maça çıkmış. 300'e yakın gol, 100'e yakın asisti var müthiş müthiş. Ee, onun dışında Ikardi ile ilgili şey Raşika ile ilgili şunu söyleyelim. Oraya gelmeden önce ender hocam. Tamam. En tamam, tamam peki hocam güzel anlattı Zeki abi. Yani tabii sağlık her şeyden önemli. Tabii. Aile her şeyden önemli. Görünen o ki biraz sancılı bir durum yani Ikardi için evet. tabii. Geçmiş olsun diyelim. Aile Eş, ve sağlık evet. çok başka. Sen nasıl değerlendiriyorsun Galatasaray ve Ikardi'nin yeniden nikah tazeleyecek olmasını? ...Icardi'yi anlat, o olmazsa Galatasaray elbette bir çözüm bulacaktır. Seni dinliyoruz. Tabii geçmiş olsun diliyoruz burada. Burada önemli olan eşinin sağlık durumu. İnşallah bir an önce beklenilenden daha iyi olur. Kendi açıklamaları, tahlil sonuçlarının bazı değerlerin iyi çıkmaması... ...yani çok kötü olduğu anlamına gelmez. Tabii ki de mutlaka tehditler yapıyordur. İnşallah iyi bir sonuç alınırsa... Bence bir an önce Likardi'nin katılacağını düşünüyorum. Zaten o konuda ben tereddüt olduğunu düşünmüyorum. Likardi tarafında da Galatasaray tarafında da. Ee, bu, bu durumlar atlatıldıktan sonra mutlaka katılacaktır. Ama tabii ki de Lukaku durumuna gelince yani gelirse inanılmaz güç katar. Şöyle de olabilir. Mertes zaten onun mil takımdan da takım arkadaşı. O anlamda mutlaka Galatasaray ile ilgili o da görüşüyordur. O da onun takıma katılmasını istiyordur. Hem Lukaku şöyle bizim ligimize de çok uygun her ligde oynayabilecek bir oyuncu ama bizim ligimizde biraz temaslı oyunu seviyoruz ya bu da hem güçlü kuvvetli atletik hem de iri bir oyuncu yani gerçekten çok büyük fark yaratacağını düşünüyorum ligimizde ee, ceza sahası içinde de hem bitiriciliği hem geniş alandaki becerisi çok yüksek bir oyuncu zaten Ceko'yla da biliyorsunuz Inter'de takım arkadaşıydı hem milli takımda hem Inter'de de gollerine devam etmişti. O anlamda o da katılırsa bence çok büyük güç katar. Zaten eğer Galatasaray... Şimdi Halil de var tabii. Ee, Halil de oldu. Bu kısa dönemi mutlaka Alper'le, e, Barış Alper'le, Halil'le atlatabilirler ama uzun vadede mutlaka e, Emre ve üzerine bence bir Santrafor'da alma durumları olabilir. Evet. Almalı da zaten değil Almalı mi? Yani. da tabii ki de çünkü Şampiyonlar ligi de var. Alacaklar. Sen şimdi Barış Alper'i de kenarlarda da kullanıyorsun. O anlamda Barış sadece forvet oyuncusu değil. Kenar rotasyonda da mutlaka kullanabileceğin oyuncu. Sen oraya Riccardi gelse dahi Halil Türk olarak bence genç bir oyuncu. Onun yanına bence bir tane daha e, Santrofor alacaklardır. Bence de lazım. Alacaklar. Bir de e, yaz hazırlık kampına hiç başlayamadı. Riccardi şu anda tabii ki kaf kafasının da futbola yoğunlaştıracak durumda değil. Vandan sağlık problemi nedeniyle e, hafta sonu gelse bile en iyi ihtimal Ondan sonra lig 15 gün sonra başlıyor. Hadi elemelere geçtim. Ne zaman hazırlanacak, ne zaman form tutacak? Herkes şunu düşünüyor. Geçen yılki o vurduğunu, vurduğu topu ağlara yapıştırdığı o güçlü Icardi'yi hayal ediyor. Ama o kıvama gelmesi için en az bir iki aya ihtiyacı var. O yüzden acil center for ya da kenar forvet transfer edecekler. Hadi Halil oynar ama Halil de şu anda e, direkt oynayan, ritmini yakalamış bir Santrifordi ile yedek kalan bir forvet'ti. Yani Brentford'da oynayamadı, kiraya gitti, oynayamadı. Çünkü önlerinde hep Halil'den iyi e, Santrifordlar oldu. E, Halil alternatif oyuncu olur şu aşamada ancak. E, onun da çok çalışması lazım. Barış Alperi, Mertensiz, Zaniolos'u var. Yani o, o şeyi önelemeleri kurtarırlar ama Lig için e, en kötü ihtimali düşünüp, en kötü ihtimali düşünüp yani Icardi'nin çünkü futbola odaklanamayacağı durumlar da olabilir. Van alanın sağlık problemi çıkarsa eğer. O durumda da senin iyi bir santrifonun olması lazım. E, i̇şi şansa bırakmaz e, Galatasaray e, yönetimi. Mutlaka Lukaku olur. Ne bileyim Alexis Sanchez olur. E, kenar oynayabilecek olmasına ama bunlar çok golcü oyuncular. Lukaku heyecan As yarattı şu anda Galatasaray. Ama sadece. Sadece. Lukaku Tabii. zaten çok Tabii. büyük transfer olur. Olur ya, yani. büyük hem yaşı da çok fazla yok. Çıralama hem, düşüncesi hem de, milli takım oyuncusu hem ee, Inter'de de Chelsea'de de şu e, 100 az milyon önce milyon euroları gördü değil mi? 80-100 milyon Aynen. euroları gördü yani. Tabii, tabii. Yani Bir iki sene evvel yani çok eski değil. Chelsea ile ilgili hani kadro Chelsea diyor. Çok Okan Buruk şunu söylemişti. Devamı da vardı orada. Hani dedim ya Chelsea'den alabileceğimiz oyuncular var. Çok fazla transfer yaptıkları için doğan kadro şişkinliğinden yararlanıp Oradan transferler yapabiliriz demişti ee, Okan Buruk. Bu fırsat Romelu Lukaku'yu bir daha böyle yakalayamazsınız. Ee, transfer edecekseniz de e, İkardi'yi de aratmaz sana o, e, şu dönemde. Tabii. Daha 30 yaşında, hani 30 yaş iyi bir santrifor e, için iyi bir... E, bir Yaş. de pasör de bir oyuncu. Tabii hala 30 yaşında ama piyasa değeri 40 milyon şu, euro. Şu, mesela şu golü görüyorsun. Topu indiren de o. Savunma arkasında koşu yapan da o. Yani hem fiziksel üstünlüğü hem atletik olarak mesafe kat etme anlamında da çok becerili. Şimdi Galatasaray taraftarına sorsan her ikisi der. Hem Icardi Tabii hem ki. Lukaku yani der. Icardi'den vazgeçemezler ha. ama Icardi'nin böyle bir durumda yani hep hepimiz insanoğluyuz. Hepimiz şimdi Galatasaray taraftarı da Icardi'nin yerine kendisini koydu, koysun. Sevdiği insanın beklenmedik çok bir hastalığı ortaya çıkıyor. Ki. İnşallah o değerleri normale döner. Ee, hiç e, sağlıklı bir şekilde İstanbul'a gelirler inşallah. Ee, ama yine de yine de bunun sakatlığı var Galatasaray. Bak bu sezon e, lig var 40 maç. Şampiyonlar Ligi var. Orada nelerinden Avrupa Ligi var. Orada nelerinden Konferans Ligi var. Ziraat Türkiye Kupası var. 60'ın üzerinde maç oynayacak. Bir santrforla olmaz. Yani Icardi kalsa bile yine onunla rekabete girecek, dinlenmeli oynayacak, ya birlikte oynayacak. İyi bir santrfora ihtiyacı var ki ben hani Icardi'ye yakın kalitede bir transfer yapacaklarını düşünüyorum. Ama Alex Sanchez olur ama Romelu Lukaku olur. Belki bir başka isim olur. Galatasaray transferi bunun transferini yapar yani.